Evet. İnsan bundan önceki bazı programlarda da değindiğimiz üzere aslında çok küçük yaşlardan itibaren kendi varlığının farkındalığını, ne olduğunu unutur. Yani kim olduğumuzu unutuyoruz. Kendini bilmek dediğimiz bilgiyi unutuyoruz. Onun yerine ne geçiyor? Onun yerine kendimiz diye tanımladığımız bir kısım düşünceler, duygular ve davranış kalıpları geçiyor. Bunlar biraz daha açacak olursak farklı arzular, farklı korkular, farklı arayışlar. Bu noktada tabii ki aslında birkaç sahte kendilik alanı tanımlayabiliriz. Yani ne tür sahte kendilik başlıklarımız var? Bunları başlık olarak ifade edecek olursak, çocukluğumuzda yaşadığımız bazı olumsuz deneyimler üzerinden oluşmuş bir kısım düşünce ve duyguların kendimiz olarak algılanması. Mesela ben ne diyorum? Ben istenmeyen biriyim diyorum. Ben ezik biriyim diyorum. Ben kendimi bir türlü ispat edememiş biriyim diyorum. Bir türlü anlaşılmamış biriyim diyorum. Yani bu ve bunun gibi şeyler geçmişe dayalı, geçmişte yaşadığımız bir kısım olaylara dayalı olarak, bakın şunu unutmayın, ortaya çıkmış olan, içimizde ortaya çıkmış olan bir kısım duyguları kendimiz olarak tanımlama hatasıdır. Yani orada hani hep hatırlatıyorum. Hatta daha dramatik örnek olarak da verelim. Bir 2-3 yaşındaki bir çocuğun anne babası diyelim ki psikolojik olarak hasta veya problemli ve onlar çocuğu istemiyor. İstemediklerinde bu çocuk istenmeyen bir varlık mıdır yoksa anne babanın istemediği bir varlık mıdır? Ve çocuk anne babasının istemediğini hissettiğinde, farz edelim hissediyor. Bu kendisiyle ilgili bir tanımlamaya mı işaret eder, etmeli? Yoksa muhataplarının algısıyla bağlantılı olarak tanımlanacak bir şey midir? Tabii ki burada ne yapıyoruz? O çocukluk, ergenlik ve gençlik, hatta bazen ilerleyen yaşlarda bile bu tür durumlardan ne üretiyoruz? İşte sahte bir kendilik alanı üretiyoruz. Örneğin ben istenmeyen bir çocuktum. İşte sürekli eleştirilen bir çocuktum. Hep yargılandım, hiç onay görmedim. O zaman kimim ben? Ben onaylanmayan biriyim. Dolayısıyla ne oldu? Geçmişte yaşadığımız olayların bizim psikolojik dünyamızda ortaya çıkardığı, bakın, duygu durumlarını ne yapıyor zihnimiz? Kimlik tanımı haline getiriyor. Ve sen kendini böyle biri olarak tanımlıyorsun. Üstelik de hani bir olay yaşamışsın veya birkaç olay yaşamışsın ama bu senin hayatında tümüyle tanımlanan bir kimliğe dönüşüyor. Yani bir benzetme kullanacak olursak, bir tiyatro oyununda kurbağa rolü verilmiş. Sen de kurbağa rolünü oynuyorsun diyelim. Ama ömür boyu kendini kurbağa görüyorsun. Şimdi bu ne kadar saçma görünür, değil mi? Hani böyle olmaz deriz. Böyle olsa birisi, yani deriz öyle şey olur mu ya? Bu çok hani aptalca bir şey olur. Çok yanlış bir şey yani. En hafifinden çok büyük bir yanılgı deriz.
işte bahsettiğimiz yanılgıların bundan aslında hiçbir farkı yok. Atıyorum birisi çocukken sana seni istemiyorum, seni sevmiyorum, seni oyunumuza almıyorum demiş. Sen de bundan istenmeyen bir çocuk olduğunu, istenmeyen bir kişi olduğunu çıkarmışsındır. Ve ömür boyu istenen bir kişi olmaya çalışıyorsundur. Belki karşı cinsin gözünde, belki büyüklerinin gözünde, belki anne babanın gözünde istenen bir çocuk olmaya çalışıyorsundur. Veya ya ben aslında istenmeyen bir çocuğum. Birileri beni istese, beni onaylasa bile bir gün yine istenmeyeceğim. O zaman farkına varmadan en küçük bir olay senin o damarını tahrik ediyor. Küçücük bir şeyden büyük bir kavga çıkarıyorsun. Neden? Çünkü tekrar istenmeyen biri olma korkusu yaşamak istemiyorsun. İstenmeyen biri olmaktansa istemeyen biri olmayı tercih ediyorsun. Bir reaksiyonla bunu tölere etmeye çalışıyorsun. Çünkü istenmeyen biri olmak çok kötü bir şey. O zaman istenmeyen biri olmaktansa en küçük bir problem olduğunda istemeyen biri pozisyonuna girmelisin. Bunun için ne yaparsın? Farkında olmadan bir ilişkinde kavga çıkarırsın. Aslında bunu bilinçli olarak yapmazsın. Ben dur şimdi kavga çıkarayım. İşte istenmeyen biri olmaktansa istemeyen biri olayım, ben reddetmiş olayım gibi bir düşüncen bile olmayabilir bilinç düzeyinde. Ama bilinçaltın o korkudan kaçtığı için hızlıca meseleyi daha problematik hale getirebilir. Ve karşı taraf daha olumlu veya daha yapıcı davranmazsa da o zaman seni istemiyorum. Bu sayede ne yapmış oluyorum? İstenmeyen biri olmaktan kurtuluyorum. Çünkü bu çok önemli bir şey. Çünkü istenmeyen biri olduğunu hissedersem çok acı verici bir şey. İşkence gibi ya. Bir insanı işkence aletinde yıllarca yaşat, o daha az acı verici olabilir diye düşünen içeride bir benlik vardır. Halbuki orada ne yaşanmıştır sadece? Birisi seni oyuna almamıştır. Birisi seninle arkadaşlık yapmak istemiyorum demiştir. Atıyorum bir zengin çocuğu vardır. Senden üstün olduğunu düşünüyordur ve seni küçümsemiştir. Yaşanan bir olaydır. Ve senin de hissedeceğin şey aslında bakın bir duygudur. Yani istenmeme duygusu nasıl bir şeydir? Aslında biz bu dünya hayatında, bu yaşam formunda biz psikolojik düzeyde birçok dualiteyi yaşıyoruz. Mesela istenmemek nedir? Yok sayılmak nedir? Anlaşılmamak nedir? Tabii sadece bunları yaşamıyoruz. Anlaşılmayı da bazen yaşıyoruz ama bilinç daha çok olumsuz şeyleri kaydediyor. Hatta bunu bazen dinlerken bile şöyle bir kendinize bakın. Hangi benlikle dinliyorsunuz? Şu an böyle istenmeyen biri olduğunuzla ilgili bir hatıra mı canlanıyor? O modda mı dinliyorsunuz? Evet ya, ne kadar acı verici bir şey. Yani o modda dinliyorsanız çok şey anlaşılmayacaktır. Sadece o benliğinizi tasdik ettiğimi zannedeceksiniz. Halbuki ben onu tasdik etmiyorum. O anlamda size de acımam. Hani ben bazen diyorum ben kimseye acımam. Yani hiç kimsenin psikolojik sahte benlikleri nedeniyle yaşadığı bir acıya gerçek bir acı gözüyle bakmadığım için yani orada ya bu insan çok acı çekiyor diyesim gelmez çünkü öyle bir şey yok. Eğer öyle bir şey olduğunu düşünürsem ben hatalıyım. Bunu doğru zannedip size şefkat, o anlamda şefkat gösterirsem sizin yanılgınızı onaylamış olurum. Ama bunu anlayacak bir muhatabınız yoksa tabii ki ona şefkat gösterebilirsiniz. Hani bazen bir çocuk olur ya, küçük bir oyuncağı
plastikten 5 liralık bir oyuncağı kırılır. Çok üzülür. Sen de üzülme canım, üzüldün değil mi dersiniz. Gönlünü almaya çalışırsınız. Siz de üzülüyormuş gibi davranırsınız. Bu ayrı bir şeydir. Ama gerçekten kendinizi bulmaya çabalıyorsanız, sizi onaylayan, size haklısın diyen kimseleri aramayacaksınız. Size acınızın kaynağını gösteren insanları dinlemeye çalışacaksınız. Acınızın kaynağında olan özdeşleşmeyi hatırlatan insanları dinleyeceksiniz. O tür metinlere kulak kabartacaksınız. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey budur. Neden? Çünkü ortak bir illüzyonda yaşıyoruz. Herkesin kendine göre bir imajinasyonu, illüzyonu, yani kendiyle ilgili sahte bir algısı var. Kendinizle ilgili bu sahte algıyı üzerinizden atmak sizin hepimizin en büyük ihtiyacıdır. Bunu fark etmek ve bu konuda yol almak çabasındayız. Yoksa beni çok iyi anlıyor. Tamam farz et, herkes seni çok iyi anlıyor. Ne olacak? Mesela bir düşünün. Bu gibi şeyleri takip edin zihnen. Ne olacak? Veya çok korktuğunuz bir şey. Mesela ne olacak? Biraz ilerletirseniz bunları, aslında bunların arkasında yatan temel korkuları, temel hikayeyi keşfedebilirsiniz. O yüzden aslında işte bütün geleneklerin nefsi temizlemek konusunda hepsinin vurgulamasının nedenini burada görüyoruz. Neden? Tekrar hatırlatalım. Çünkü aslında kendimizle ilgili birçok sahte düşünceye sahibiz. Ve bunlar aslında nefsin kirleri. Aslında kendilik tertemiz bir şey. Hani gerçek kendilik temiz bir şey. Ama sahte bir kendilik var. İşte sahte kendilik ölmelidir dediğimiz şey de budur. Yani nefsin ölmesinden kasıt sahte kendiliklerin, sahte ben algılarının ölmesi anlamındadır. O yüzden hani nefis ölmeli mi, ölmemeli mi, hangisi doğru hikayeler mi, biraz önce kavramı doğru tanımlayarak belirleyebilirsiniz. Eğer kavramı doğru tanımlamazsanız farklı anlamlara bağlı olarak tanımlanmış şeyleri karıştırma tuzağına düşersiniz. Bir yerde nefsini bilen Rabbini bilir, bir yerde Hazreti Musa'ya söyletilen zannediyorum uktulu enfusekum, nefislerinizi öldürün. Ne bu şimdi? Aynı metnin içinde bazen ikisini de görebilirsiniz. Eğer buradaki kendilik, yani nefs kendilik demektir. Buradaki kendiliğin ne anlama geldiğini bilmezseniz o zaman çelişkiye düşersiniz. Gerçek kendilik ilahidir. O zaten sizin gerçek kendinizdir. Onun ölmesi diye bir şey söz konusu değildir. Ama sahte kendilik ölmelidir. Ben yetersizim veya ben üstünüm. Ben beceriksizim veya ben çok becerikliyim. Ben her şeyi hallederim. Bunlar ölmelidir. Her şeyi hallederim benliğiniz varsa, bir gün halledemediğiniz bir şey olduğunda büyük çelişki yaşarsınız. Neden? Çünkü böyle bir şey gerçek değildir. Sahte bir şey üzerine oturtulmuştur. O yüzden olumlu gibi görünen veya olumsuz gibi görünen bütün sahte kendilik algıları ölmelidir. Aslında zaten ölüdür. Yani siz canlı bir şeyi öldürmüyorsunuz. Hayal, içinizdeki hayal.